Güzel oyuncu Bergüzar Korel'in dünden bugüne şöhret yolculuğunu ve tüm bilinmeyenlerini getiriyoruz ekranlarınıza. Yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, boşalım gayrı. Doğar doğmaz lakabı neden hamur kız oldu? Bütün arkadaşlarımız ona hamur ismini koydular. Babası Tanju Koreli ona neden Feyzullah ismini koymak istedi? Feyzullah Rufi Korel. 16 yaşında ilk dizisini çekti. Aslında bu dizide oynayacağımı babam pek istememişti. Babası Tanju Koreli komadayken teklif aldı. Hangi filmle ünlü oldu? Babam bugün komadaydı. Akciğer kanseri teşhisi konmuştu 84 gün önce. Hayatının aşkı Halit Ergenç'le nasıl tanıştı? Nasıl evlendi? Öyle bir şey yok. Kendisiyle de çok iyi anlaşıyorum. Çok da iyi arkadaşım. Çok mutluyum. Halit'le birlikte olduğum için çok mutluyum. Ekranların en sevilen oyuncularından Bergüzar Korel'in portresi geliyor. Biliyorum kavuşur böyle seven. Biz bir elmanın iki yarısıyız. 1998 Bergüzar Korel ve ilk dizisi. Hülya Darcan Tanju Korel çiftinin küçük kızları Bergüzar Korel oyunculukla 16 yaşında tanıştı. Aslında bu dizide oynayacağımı babam pek istememişti. Fakat bu bilmiyorum, belki de bu ortama girmemi istemedi. Fakat yönetmenimiz Hüda Verdi abi çok istedi benim oynamamı. Küçük rollerle başladığı kariyerindeki ikinci dizisine 1999'da Cemal'ım adlı televizyon dizisiyle adım attı. Arabamın yolda kaldığı gün Burak'la beni kasabaya getirmişti. Sonra da bu çömlekler geldi. Yani anlayacağın, şu Şerife ile Cemal'in hikayesindeki Kazım gibi Harun da bana asılıp duruyor. Babam bu filmde oynamamı isterdi diyerek kabul ettiği Kurtlar Vadisi Irak filmiyle milyonlarca izleyiciye ulaştı. Henüz 24 yaşındayken. Eskiden bir hayalim vardı. Gözlerimi kapayıp yıldızlara bakarken topraklarda son nefesimi vermek isterdim. Tek hayalim buydu benim. Hayatını değiştiren rol, Binbir Gece'nin Şehrazat'ı. Yıl 2006, Kurtlar Vadisi Irak filmiyle yakaladığı başarının ardından Halit Ergenç'le Binbir Gece dizisinde rol aldı Bergüzar Korel. Tabii bir bedeli var. Benimle bir gece. Ne? Sadece bir gece ve 150 bin dolar size. Siz beni ne zannettiniz? Ben sadece bir teklifte bulunuyorum. Niye bu kadar sinirleniyorsunuz ki? Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olan Binbir Gece'deki Şehrazat rolüyle bir anda Türkiye'nin en çok sevilen kadın oyuncuları arasında zirveye yerleşti. Çok mu yakışıklı benim oğlum? Hı? Çok mu yakışıklı? Ben iyileşince okula da gideceğim değil mi anne? Tabii gideceksin oğlum. Annesi Hülya Darcan'ın küçük kızını artık milyonlar tanıyor. Bergüzar Korel'in Binbir Gece ile ulaştığı büyük şöhretin ardından annesi Hülya Darcan'ın evinde gerçekleştirdiğimiz çok özel röportaja götürüyoruz sizleri. Bakın, kızını milyonların izlediği bir dizide izlerken neler hissetmiş Hülya Darcan. Benim küçük kızım. Ne yapıyor orada falan oluyorsunuz. Şimdi Bergüzar'la gurur duymak, Bergüzar'ın yaptığı işin haricinde ben zaten çocuklarımla hep gururluyum. Bergüzar Korel'in dünyaya geldiği günden açılıyor konu. Meğer erkek olması bekleniyormuş doğumuna kadar. 9 ay bir insanı herkes erkek der mi?
İsimler falan hazırlandı. Kayınvaliden kocamın ismini koyacağız. Kocak. Feyzullah. Feyzullah. Feyzullah Rufi Korel. Bitmiştim ben. 4,5 kilo doğmuş Bergüzar Korel. Ah, doğdu. 4,5 kilo bir kız doğdu. Allah'ım böyle bir bebek. Bir tane daha böyle olacağım insan. Bir tane daha isterdim Hülya. Dünyanın en tatlı bebeği. Tombik. Yanaklar kıpkırmızı, dudaklar kıpkırmızı. Buraya kadar simsiyah saçlar. Daha gözünü açtı böyle mama ağrıyor. Öyle bir bebek. Doğar doğmaz aldığı ilk lakabı da Hamur Bergüzar'mış. Ben dedim ki Tanju Bergüzar koyalım. Bergüzar Tanju'nun anneannesinin ismi. Anlamı da çok güzel. Yadigar demek. Annesi Bergüzar Korel'e sağlıklı beslenmeyi öğretmiş. Annem bana patates kızartması yedirmiyor çünkü yani. Ben mesela hayatımda kola içmedim. Hani gazoz, o tarz asitli hiçbir şey içmedim. Ve o röportajda söylediği bir cümleye dikkat. Daha henüz Halit Ergenç rol arkadaşıyken bakın neler söylemiş Bergüzar Korel. Büyük bir aileyi ve o günleri çok özledim. Yani büyümek bana biraz ağır gelmeye başladı. Dolayısıyla ben şimdi kendi ailemi kuracağım. Kendi ailemi kuracağım ki benim çocuğum da benim gibi mutlu bir çocukluk geçirsin. O yüzden hemen bunu yap, yani benim çocuğum olsun. Halit Ergenç'le arkadaşlığı nasıl aşka dönüştü? Binbir Gece dizisinde rol arkadaşlığı yaptığı Halit Ergenç'le ilk başlarda arkadaştı Bergüzar Korel. Kendisiyle de çok iyi anlaşıyorum, çok da iyi arkadaşım. Yakıştırılsalar da, beraber oldukları yazılsa da kabul etmiyorlardı dedikoduları. Gazetelerde başka bir şeyler çıkıyor. Halit benim çok eski arkadaşım. Annemle de aynı işte yer almıştır seneler evvel. Ailecek tanıştığımız biri. Şimdi ne mutlu ki ben Halit'le aynı dizide oynuyorum. Kendisiyle de çok iyi anlaşıyorum, çok da iyi arkadaşım. Böyle bir şey yok. Bunu hiç konuşmayalım burada. Bu haberi sizler çıkardınız. Hatta cevabı da çıktı. Siz çıkartan arkadaşınıza sorarsanız muhtemelen daha doğru bir sonuca ulaşacaksınız. Ama gün geldi, arkadaşlık aşka dönüştü. Ben çok mutluyum. Halit'le birlikte olduğum için çok mutluyum. 2009 yılında masal gibi bir törenle evlendiklerinde Türkiye'nin en sevilen çiftiydi onlar. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home anytime she goes away. Hayalleri gerçek oldu. Bergüzar Korel'in ailesi Ali ile taçlandı. Ne diyordu Bergüzar Korel annesiyle yan yana verdiği röportajda? Büyük bir aileyi ve o günleri çok özledim. Yani büyümek bana biraz ağır gelmeye başladı. Dolayısıyla ben şimdi kendi ailemi kuracağım. Kendi ailemi kuracağım ki benim çocuğum da benim gibi mutlu bir çocukluk geçirsin. O yüzden hemen bunu yap, yani benim çocuğum olsun. Ve o hayali 2010 yılında gerçek oldu. Oğlu Ali geldi dünyaya. Daha farklı şeyler düşünüyorsunuz. Daha farklı hayallerim var. Daha farklı ideallerim var. Yani hepsi onun üzerine. Ali üzerine. Ali rahat olsun, mutlu olsun. Sonra büyüdü Ali. Ergenç ailesinin sevimli bir bireyiydi artık. Bir sayfa, bitmeyen şarkı. Yolun başındayken katıldığı bir programda güzel sesini duymuştu Türkiye. Yanıyorum, yanıyorum. Ah, yanıyorum, yanıyorum. Ünlü olduktan sonra da Bitmeyen Şarkı dizisinde bir şarkıcıyı canlandırdı. Bir sevenim var, ne seven bir kalbim. Zirve projelerle devam etti. 2011 yılında eşi Halit Ergenç'in başrolünde yer aldığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde Monica Teresa karakteriyle konuk oyuncu olarak dahil oldu Bergüzar Korel. Thank you.
Fakriti. Signora Monica Taras. İbrahim Paşa ve Hatice Sultan sizi bahçede kabul edecekler. ...2012 yılında Kenan İmirzalıoğlu'yla Kabadayı dizisinde rol aldı ve bu proje 3 yıl sürdü. Seni uzaktan sevmek... ...aşkların en güzeli... ...alıştım hasretine... ...gel desen gelemem ki... 2016 yılında eşi Halit Ergenç'le birlikte rol aldığı 3. projesi Vatanım Sensin'le ekrandaydı Bergüzar Korel. Seni ikaz ediyorum. Bir daha az evvelki gibi sahnenin yaşanmamasını istiyorsan, kendinin, anamızın, çocuklarımızın emniyetini istiyorsan dik başlı olmayacaksın. Rolle hakkıyla oyna. En azından onlara karşı. 2009'daki Aşk Geliyorum Demez'den 10 yıl sonra 2019 yılında Bir Aşk İki Hayat filminde Engin Akyürek'le birlikte çalıştı. Tanıdığım en özel insan sensin. En zarif, en güzel, en yaklaşılmaz. Hayatı büyük olaylar yönlendirir derler. Oysa hayat aldığımız küçük kararların toplamıdır. İlk taşı ben atarım. Güzel sesini iki albümle taçlandırdı. Bitmeyen Şarkı dizisinde oynadığı şarkıcı rolünden yıllar sonra farklı ve sürpriz bir projeye imza atan Bergüzar Korel, Aykut Gürel'in prodüktörlüğünde caz esintileri taşıyan bir albüm yaptı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayrı. Bu projenin ikinci albümü 2020 yılında geldi. Biliyorum ayıracak bu son mektup ikimizi. Bu son mektup koparacak yıllar süren sevgi. Bütün aşkım bunu senden diliyorum. Oyunculuğu, şarkıcılığı ve özel hayatıyla örnek. Yaptığı her işte parmakla gösterilen bir isim olan Bergüzar Korel, bu başarısını özel hayatına da taşıdı ve Halit Ergenç'le mutlu bir evlilik yürütüyor. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı. Artık bu hasret, buluşalım. 2020 yılında ikinci oğlu Han'ı da kucağına alan Bergüzar Korel, başka çocuklar için de atan kalbiyle bir yardım meleği oldu ve SMA hastası çocuklar için milyonlarca liralık bağış topluyor. Mavi rengini, Poyrazel'in çok sevdiğini duydum. Koşarak mavi bir şey giydim üstüme. Hazırım. Şahane. Ah güzel. Harikasın. Evet, iyi ki geldin. Desteğin çok kıymetli. Üçüncü kez anne oldu. Kızı Leyla'yı kucağına aldı. Mesleğindeki başarılı periyot sonrası Bergüzar Korel anneliğin ön plana çıktığı bir hayat yaşıyor. İki oğlundan sonra kızı Leyla'yı kucağına aldı Korel. Son dönemde anneliği hakkında güzel paylaşımlar yapan Bergüzar Korel'in yeniden oyunculuğa geri dönmesi de hayranlarının en büyük isteği.